Evet, Fenerbahçe'de bugün büyük gün değerli izleyenler. Spor müdürümüz Sabri Ugan'la gelişmeleri devam ediyoruz. Değerlendirmeye Ülker Stadyumu'nda oy verme işlemi başladı. Hı-hı. Devam da ediyor. Artık gözler hem Ali Koç'un hem de Aziz Yıldırım'ın o noktaya gelmesini bekliyoruz. Genel Kurul Divanı artık açıklayacak seçimin bitmesiyle birlikte sonucu. Sözü size bırakalım. Şu andaki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, aslına bakarsanız şu andaki durumu biz nasıl değerlendiriyoruz? Bunları değerlendirmelerini yapmıştık ama ben biraz önce şöyle bir baktım ortama. Erken saatlerde olmasına karşılık kalabalık gördüm. Beklenen kadar kalabalık. 20 binin üzerinde oy kullanımı bekleniyordu. Evet. Ama yine gözlemlediğim kadarıyla Türkiye Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Star Gazetesi Fenerbahçe yazarı Aygün Özipek de biraz sonra hazır olacak. Ve onunla da durum değerlendirmesi yapalım. Çünkü yine gelen haberlere göre Ali Koç şu anda Şükrü Saracoğlu stadına geldi ama ne zaman oy kullanacak? Şu anda kaç kişi var? 38 sandık vardı. Çok kalabalık olması bekleniyordu. Acaba oy kullanmada herhangi bir problem var mı? İstersen sen de devam et. Evet, konuğumuz hazır mı şu anda? Tamam. Az önce anonsladığımız. O zaman ben bilmiyorum beni duyup duyamadığını ama sevgili... Evet, duyuyor şu an kendisi. Türkiye Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Star Gazetesi Fenerbahçe yazarı Aygün Özipek'e bağlanayım. Aygün, oradaki durumu anlatır mısın? Özellikle Ali Koç, Aziz Yıldırım ne zaman oy kullanacaklar? Özellikle ve özellikle herhangi bir problem yaşanıyor mu? 38 sandık bir sıkıntı yarattı mı? Şimdi Sabri Ugan, çok da iyi duyuyorum. Hakikaten tarihi bir kongre yaşanıyor şu anda. Ben 30 yıllık meslek hayatımda ilk kez bu kadar yoğun bir kalabalık gördüm. Yani tahminim benim 16-18 bin civarı bir kongresi katır tahmin ediyordum ama biliyorsunuz 26 bin iki kişi aidatını yatırmıştı. Yani tahmin ediyorum 20 bin üzerine çıkacak. 20 bin üzerine çıktığı zaman da tabii ki ibreler tamamen değişir. Çünkü Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın kendine ait olan bir blok oyu var. Eğer bu blok oy 20 bin üzerine çıkarsa ibre Ali Koç'a doğru dönebilir diyebiliriz. Sabah saatlerinden itibaren Sayın Başkan Aziz Yıldırım saat 9 gibi buradaydı. Sandıklarda bazı sıkıntılar vardı. Sandık elemanları çünkü çok yoğun bir şekilde önlerine insanlar kuyruk oluşturunca sıra numaralarını bulmakta zorlandılar ama yavaş yavaş alışmaya başladılar. Sayın Başkan Aziz Yıldırım şu an oyunu kullanmadı. 36 numaralı sandıkta oyunu kullanacak. Sayın Ali Koç geldi. 21 numaralı sandıkta oyunu kullandı ve yukarı çıktı. Çok yoğun bir sevgi gösterisi vardı Sayın Başkan Adayı Ali Koç'a. Sayın Aziz Yıldırım'a da yoğun bir sevgi gösterisi vardı. Şu an hakikaten çok erken olmasına rağmen inanılmaz bir şekilde bir izdiham yaşanıyor Şükrü Saracoğlu stadında. Yani maç bile bu kadar kalabalık geçmiyor diyebilirim Sayın Sabri Ugan ama iki başkanın mücadelesinde Fenerbahçe kongreleri bu sivil toplum örgütü sandığa sahip çıktı ve oy kullanmaya yoğun bir şekilde geliyorlar. Evet. İlerleyen zamanlarda tekrar bağlanacağız ama anladığım kadarıyla evren sakin geçiyor. Zaten oy sayımı başladıktan sonra gerilimin artması ya da artmaması, tabii bizim tercihimiz artmaması, gerilim orada artar diye bekleniyor. Aktüel kameralar takip etmişlerdir. Hem Ali Koç'un hem Aziz Yıldırım'ın oy kullanma işlemlerini de yine TGRT Haber'in ilerleyen bültenlerinde sunarız. Çok kısa da şunu soralım. 20 binin üzerine çıkması bekleniyor diyor. Bu dengeleri kimin tarafına doğru değiştirir sizce? Şimdi işte orası hakikaten sorunun en zor tarafı. Bu sadece insanların gönlünden geçeni ifade etmesidir. Evet. Biraz önceki bağlantımda sana dedim ki bu meteoroloji tahmini gibi. Ben derim ki hava güneşli olacak ama o saatte bir bakarsınız yağmur gelir. Bu atmosfer, şu ana kadar izlediklerimiz rüzgarın Ali Koç'tan yana olduğunu, evet, Ali Koç'tan yana estiğini gösteriyor. Ama sandık bu. Genel kurul üyeleri bu. Genel kurul üyeleri sandıkta baş başa kaldıkları zaman ne yapacaklar? Bir de 20 binin üzerinde oy demek gerçekten her türlü sürprize açık demek. Ama görüntü Ali Koç'tan yana. Peki. Değerlendirmelerinizi almaya devam edeceğiz Sabri Ugan. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.